Çünkü bu kabataş çağının varlığı iddiası evrimcilerin herhangi bir taş çağının varlığı yani insanların böyle yarı gelişmiş varlıklar olduğu bir dönem iddiası gerçekten insanları şimdi dediğin gibi biz hep böyle bu konuları işleyerek büyüdüğümüz için ister istemez insanlığın aklına sanki gerçekten öyleymiş gibi bir yer etmiş bir konu. Ama işte tek bir tane piramidin varlığı bile aslında Allah onu bugüne kadar korumuş Allah dilese onu da yerle bir ederdi. Onun varlığı bile bizi bir delil aslında. Yine biz Mısır'a dönüp baktığımızda sadece orada piramidin varlığı değil, orada çok gelişmiş bir medeniyet var. Mısır'dan o eski dönemde üretilen ketenin kalitesi hala bugün bile Mısır keteni olarak biliniyor. Çünkü o ilmeklerin sayısı bir santimetre kareye düşen o kadar mesela sıkı olabilmesi onun için mutlaka bir makine kullanılmış olmasını gerektiriyor. Şimdi mesela papirüsleri bunları yazarak bırakmışlar bugüne kadar. Çok fazla şey var. Mesela sadece Mısır deyince piramitler akla gelmiyor. Sfenks de akla geliyor. Baktığımızda Sfenks'e tek parça, yekpare bir kayadan oyularak yapılmış bir yapı. Ve 17 bin ton ağırlığında. Bakın geriye kalanı kayanın 17 bin ton ağırlığında. Çok çok büyük bir burada oyma işlemi gerçekleşmiş Muazzam olması gerekiyor. bir şey. Muazzam. Ve bunun taşla yapılmış olması mümkün değil. Çünkü Sfenks'e baktığımızda bazı tarihçiler 6 bin, 7 bin, bazı tarihçiler de 15 bin yıl gibi bir tarih veriyorlar buna. Çünkü etrafındaki su oyukları o dönemde büyük bir selle karşılaştığının, büyük bir o dönemde oraya bir yağış aldığının kanıtı. Ve orada 10 bin yıl önce en son o dönemde o kadar büyük bir yağış gerçekleşti. Daha sonra... Ceylan'cığım, bir ilkokul çocuğu yontma taş devrini, cilalı taş devrini, o hayal devirleri çok iyi bilir. Çünkü onlar anlatılır ama Evet. bu detaylar hiç anlatılmaz o dönemlere ait olarak. Evet. Halbuki onu o çıkarımı yapar çocuk zaten bunun mantıksızlığını eğer anlatılmış olsa. Evet ya yani o çok önemli gerçekten bu ayrıntıları da öğretmek. Tabii ki eğer istiyorlarsa onları anlatsınlar fakat bu ayrıntıları da anlatsınlar. Mantıklı kendi çıkarımını yapsın herkes. Bakıyoruz Sphinx'e boyutları 73,5 metre, 20 metre, yüksekliği 6 metre. Kollarını çıkartırsak 60 metre uzunluğu. Ve içinde hala içine girilmemiş odalar var. Yani onu hem dışını oymuşlar hem içini oymuşlar. İçine odalar yapmışlar. Şimdi Ebru'nun anlattığı bir tane çok önemli bir şey vardı. Taşla taşı bu kadar oyamazsınız. En fazla kenarını kırabilirsiniz taşla taşın. En fazla çok hafif kaba bir şekil verebilirsiniz. Bu derece bir oyma gerçekleştirilemez. Tabii. Ve Sphinx ilk yapıldığında bu şekilde de değildi. Mısır'daki krallar boyunca ilk olan birkaç kral kendi yüzünü Sphinx'e vermiştir. Yani o Sphinx'in o insan başlı aslan heykeli figürünün yüz kısmında ilk birkaç firavun kendi şeklini oydurtmuştur ona. Bakın demek ki bu kadar kısa sürede yapmış insanlar. Evet. Şimdi eline bir taş alıp 60 metre uzunluğunda bir kayayı oymak o kadar mümkün değil tabii ki. Hocam